ilk haberle başlayalım mı? Evet, enteresan bir haber. Çok enteresan. Yani gerçekten ne güveneceğimizi şaşırdık ya. Ya kime güveneceğiz? Öğretmenle ilgili dün çürük elma dedik. Bir tane öğretmeni evet. Otizmli çocuğa gösterdi. Şiddeti yayınladık. Şimdi de İzmir'de meme muayenesi sırasında hastalarının görüntülerini çeken doktor serbest bırakılıyor. Bu doktor görüntüleri ne yapıyor? Niye bizim mememizi kontrole gittiğimizde o görüntüleri niye çeker? Nasıl bir sapıklık bu? Ve evet. Niye serbest bırakılıyor? Cevabı VTR'de sonra görüntülerde sonra konuşacağız. Ay görüntüleri çekiyor. Cevabı da hocalarıma göstermek için. Sen niye bizim onların, herkesin, sana güvenen gelen hastaların hangi hocalarla, hangi izinle paylaşıyorsun? Gösterini değil mi? Niye paylaşır? Hiç çok anlamsız. Ama burada çok faaliyet olarak çok belli bir şey var ki o da bu adamın sapık olduğu değil mi? Yani bu açıklaması nasıl yeterli gelip nasıl serbest kalıyor ben onu anlamayamadım. Sen bunu diyorsun, sapık diyorsun. Bu haberi okuyoruz, sapık diyoruz. Nasıl serbest bırakıyor? Ben anlamadım. Bu dünyanın her yerinde sapık bir harekettir yani. Bir de şimdi bakın doktor ya bence. Doktor hasta ilişkisi. Doktor hasta ilişkisi dünyanın en mahrem ilişkisidir. Evet. Bazen eşinden çekinirsin, bir yaran vardır, bir yerinde bir şey vardır. Göstermezsin, doktoruna gösterirsin. Eşinin bilmediğini doktoruna söylersin. Tabii ki. Mahremiyet diye bir şey vardır. Karı koca ilişkisini geçmiş bir şey, özel bir durum vardır orada. Çünkü onların bir Hipokrat yemini vardır. Bu tam anlamıyla o mahremiyeti ortadan kaldıran bir suç bu. Hayatım daha kötüsü var sevgili seyircilerimiz. Bakın ne diyor? Onlarca kadına ait görüntülerin bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmasının tabii. ardından ortaya çıkıyor. Ben doktoruma gidiyorum kontrole. Doktorum diyorum işte bir bak bakalım hani Allah korusun meme kanseri bir şey kontrol et beni diyorum. Ediyor beni o sırada fotoğrafımı çekiyor sonra sosyal medyaya mı koyuyor? Ya öyle olmuş sosyal medyada bir paylaşım arkadaşlık paylaşım sitesinde gerçekleşmiş bu yükleme işlemi. Fakat o zaman bu adamın söylediği ifade komple çöpe gitmiyor mu hocalarıma gösterecektim ifadesi. O zaman niye serbest bu adam? Bu arada görevden alındığını söyleyelim ama insanlar yeterli bulmuyor bu durumu. Tabii ki yani yeterli insanların değil. İçi rahatlamadı. Ya bir ceza mutlaka alması gerekiyor ama şimdi maalesef neden bilmiyoruz. Bunu çok yani hepimiz yaşadık. Ne diyorlar? İşte şunu 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 yaptı. Görüntülü ispatlı. Hakim serbest bırakıyor. Evet evet evet. Twitter'da bir infial. İşte nasıl bırakılır nasıl bırakılır. Sonra tekrar alınıyor. Ya biz bunu neden yaşıyoruz? Neden bırakılıyor? Neden alınıyor? Bu işi nasıl böyle bir yapboza çeviriyorlar onu bilmiyorum. Daha doğrusu karar mercilerindeki sayın hakimlerimize diyorum ki sizin bunu mesela yapma sebebiniz ne? Yeterli delil mi yok? Evet. İnandırıcı bir ifade mi kullanıyor? Görüntü savunma olduğu halde serbest bırakılanları hatırla. Evet işte. Bu zafiyeti kesinlikle kabul edemeyiz. Şimdi, bu çünkü hepimiz olabilirdik. Ya doktorlarımız adına da çok üzülüyorum. Evet. Düşünsene. Yani mesleğini layıkıyla yapan binlerce doktorumuz varken aralarında böyle bir sapık manyak çıkıyor. Sonra diğer doktorların mesleğine leke geliyor. Ayıp. Ayıp ya. Bu arada hocalarıma göstermek için çekiyordum. Kısmında şöyle bir şey oluyor. Bu arada bu İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde tıp fakültesinde gerçekleşen bir olay. Yani orada hocalar var doğru. Fakat şimdi burada bir estetik durumu mu var? Yoksa bir cerrahi bir durum yani meme hani bu iç hastalıklarıyla alakalı bir şey mi ya da ne bilmiyorum ama görüntü olarak senin bizim dünyanın hiçbir yerinde yok. Onlar donör değil ki onlar şey değil ki. Peki ben kendimden örnek vereceğim. Süt verdiğim için zamanında bütün anneler yaşıyor bunu yaşayacak. Bir deformasyon oluyor evladına süt verirken. Göğsünde, ne güzel memende. Ama evladına süt verirken. Evet, evet. Sonrasında ne oluyor? Toparlama operasyonu yapabiliyorsun. Ben bu operasyonu yaptırdım. Doktorumun da ismi, soyadı, her şeyi belli. Evet. Şimdi o doktor benim fotoğrafımı çekti. Evet. O fotoğrafı bir yerde paylaşsa kendimi düşünemiyorum. O hastaların yerine kendini koy. Düşün. Senin mahremin bir internet sitesinde, sosyal paylaşım sitesinde, yazışma sitesinde. O kadının kocasını düşün. Benim de bir annem babam var bana sahip çıkan.
Evladım var büyüyecek. Hesabını sormaz mı bunu sana? Bir de düşünsene muhafazakar bir çevreden geldiğini düşün. Bunların için evet. Mesela şimdi bizim için ne kadar önemli aile bağları değil mi? Tabii hepiniz tabii ki tabii ki. Bunları önemsemeyenleri olabilir. Gösterin tamam göster hocaya diyecek olanlar bir. Ama bir de bu işin ters boyutunu düşün. Çoluğuna çocuğuna sen hesap vereceksin. Annene babana kocana. Biz hepimiz böyle büyüdük çünkü. Tabii ki yani. Bunu olacak düşün. İş bu mi? Aile şey bağlarını düşün. Mahvolacaksın. Mahvolacaksın. Ailede bir tane deli çıksa bittin. Yani bir tane diyecek hiçbir şey yok. Dese ki arkadaş sen ne yaptın benim karıma ya da kızıma? Hadi diyecek. Buyur ayıkla pirincin taşını. Neymiş hocalarıma şey. Gösterecek. Ha hocalarına. Aç kendi karının göğsünü güzel kardeşim. Güzel kardeşim evet göster. Aç. Aynen. Bak hocan görsün ne güzel göğüs falan değil mi? Oldu ya biz göğüslerimizi açalım siz hocalarınıza gösterin. Bizim de kocalarımızın da armut toplasın eli. İyiymiş. Bir dakika çok güzel laf oldu. Siz hocalarınıza gösterin bizim kocalar da armut toplasın. Bitti yani bitirdin. Böyle şey var mı? Konuyu bitirdin. Devam ediyoruz konuyu efendim. Konuyu bitirdin. Vallahi bitirdin yani nokta atışı yani. Peki ama şuna da şahit olacağız. Tekrar gözaltına alınacak. Alınacak mı sence? Alınacak hayatım. Yaşamadım. Göreceksin bak. Yani yarın da buna benziyoruz. Oyalama şeyleri biliyorsun değil mi? Ha ne olacak ki? Üç gün içerisinde ne değişiyor? Kaçmaz inşallah. İnşallah.